Türkiye ile Avrupa Birliği'nin Suriyeli sığınmacılar için başlattığı Kızılay Kart projesiyle bir yılda 1 milyon kişiye nakit yardımı yapıldı. Hedef 1 milyon 300 bin sığınmacıya ulaşmak. Ankara'daki törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'da katıldı. Biz onlara İnsan onuruna yakışır bir yaşam şartları oluşturmak için gayret ediyoruz ilk günden beri. Hemen yanı başımızda cereyan eden insani meselelere duyarsız kalmamız, bize ne dememiz asla mümkün değil. Bir yıl önce Suriyeli sığınmacılar için başlatılan Kızılay Kart uygulamasında bir yılda bir milyon kişiye ulaşıldı düzenlenen programa katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya Türkiye'nin mülteciler için yaptığı yardımları hatırlattı. Küresel sorunlar ancak küresel işbirliğiyle aşılabilir. Bugün artık Türkiye'nin gösterdiği fedakarlık ve hassasiyetin alkışlanmaktan ziyade küresel ölçekte de sahiplenilmeye gerçekten ihtiyacı var. Sosyal uyum yardımı kapsamında her ay Suriyeli ailelere Kızılay Kart aracılığıyla 120 lira nakit yardımı yapılıyor. Yardım fonları Avrupa Birliği İnsani Yardım Programı kapsamında karşılanıyor. Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, Türkiye tarafından geliştirilen bu yardım şeklinin tüm dünyaya örnek olacağını söyledi çok yenilikçi bir program. Mültecilere rekor düzeyde bir yardım sağlandı. Yararlanıcılar bu desteği kendi ihtiyaçları doğrultusunda harcayabiliyorlar. Bu modelin Bangladeş'e aktarılması bile güzel olabilir.